Evet hocam, bir diğer sorumuz Sera Yıldırım. Daha doğrusu ben iki soruyu bir grup gibi yaptım. Hani İçinde eşdeğer Sera mı gördüm. sormuş? Yok, diğerinde Evet. Mehmet Karacan sormuş. Mehmet ve Sera ikinizin sorusunu müsaadenizle efendim. Ozan var, ben değil. Ozan birleştiriyor. Ona Evet, göre. Sera diyor ki, hocam iç sesler nereden geliyor? Nasıl düşünceden farklı olarak bu sesi içimizde duyabiliyoruz? Mehmet Bey de diyor ki, neden kendi kendimize konuşuyoruz? Parantez içinde. Yalnız kaldığım her saniye kendimde bir nevi soru cevap yapıyorum. Ben ne dersem içimdeki ben anında antitez üretiyor. Sorun bende mi yoksa herkeste olan bir şey mi? Oy oy, herkes de olmuyor tabii de. Şimdi bu biraz da bireysel olarak zihin işleyiş farklarından kaynaklanan bir şey diye düşünüyoruz. Öncelikle bunun neden olduğunu bilmiyorum. Yani ben bilene de pek rastlamadım. İki tane konu vardır benim seneler içerisinde özellikle uzmanlarına sorduğum. Bir, soğuk bizi niye hasta eder? İki, insan niye kendi kendine konuşur? Hani bu soruyu daha çok bilen uzmana rastladığımı söyleyemeyeceğim. Soğuğun niye hasta ettiğini de bilmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani en azından enfeksiyoncular bilmiyor. Bayağı her kongrede falan sorduğum insanlar. Hani bazı mantıklı açıklamaları var ama işte yani sadece mantıklı açıklama. Direkt bir neden sonuç zinciri çizemiyoruz. Bu da biraz öyle zihnin bir işleyiş yönteminden kaynaklanıyor. Şimdi bizim insan zihninin çalışma modülleri diğer canlılara göre çok farklı. Mesela bizim görsel muhayyile ya da görsel hayal gücü diye bir yöntemimiz var. Karmaşık, kompleks, böyle birbiri içine geçmiş imgeler şeklinde düşünme ve bu soyut imgeleri birbirine bağlayarak bazı soyut fikirleri orada işlemeye dayanan bir garip bir sistem. Bir de bir sözel belleğimiz ve sözel işlem yapma kabiliyetimiz var. Şimdi görünen o ki ilk bakışta bazı insanlarda sözel taraf baskın yani zihni daha böyle sözel bir şekilde bilgi işleyerek çalışıyor. Bir diğer kısımda ise daha soyut, muhayyileye dayalı, hayal gücüne dayalı ve daha çok sözsüz bir işleme söz konusu gibi. Tabii iki tane kutudan ibaret değiliz. Bunun illaki işitsel olanı var, duygusal olanı var. Mesela bazı insan duygusal bazda çok daha iyi düşünebiliyor. Ki bunların herhalde tamamen tahmin ve eğitimli spekülasyon yapıyorum. İşte empatik düzeyleri belki daha yüksek olduğu için diğer insanlardan daha çok duygu mesajlarını alabiliyorlar zihinsel olarak gibi gibi. Nasıl ki işte kimi matematikte iyi, kimi sözelde iyi falan diyebiliriz ya. Biraz yetişme tarzı ve alışkanlıklara bağlı olarak insanların böyle farklı zihinsel işleme süreçleri ortaya çıkabiliyor. Bir anormallik değil, bir farklılık. Fakat aşırı gittiği vakit, yani aşırı derken ya bir insan bunu bilerek aşırı hale getirmiyor ama bazı zihinsel sorunlarda, bazı bozukluklarda en uç kısmı da mesela şizofreni dediğimiz durumda artık içeride başka bir kişi konuşuyormuş gibi ses halüsinasyonları ya da kişilik halüsinasyonlarına varan bir skalaya kadar bir dağılım görebiliyoruz. Nasıl ki daha önceki videolarımızda bahsetmiştik, psikiyatrik hastalıklar, psikolojik sorunlar aslında bizim normal zihinsel mekanizmalarımızın, koruyucu mekanizmalarımızın marjinal uçlarıdır. Yani o marjinal bir uca savrulduğu zaman bu bozukluk karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde normal bir iç ses mekanizması da birçok insanda gayet normal zihin işleyişinin bir parçasıyken az sayıda insanda ağır patolojilerin ve marjinal işaretleri olarak karşımıza çıkabiliyor. Korkulacak, endişe edilecek ya da üzerine gidilip düzeltilmesi gerekecek bir durum olmadığı kanaatindeyim. En azından arkadaşlarımız bu mesajları bize yazdıklarına göre gayet internet kullanımında, sosyal ilişkide. Mesela noktalama işaretleri nasıldı sorularda? Böyle yerli yerinde mi? Güzel. Güzel gözüküyor hocam. Demek ki sintakste, dil kullanımında falan bir problem yok. Benim şahsi olarak hani beyinle şimdiye kadar işte biraz vakit geçirmiş birisi olarak genelde önerdiğim şey şudur. Bazı insanlar isimleri unuturlar. İsim hatırlama yeteneklerini geliştirmeye çalışırlar. Bazıları işte yüzleri çok unuturlar. Bunu geliştirmeye çalışırlar. Fakat bu iki yetenek arasında bir karşılaştırma yaptığınızda yüzleri unutanların isimleri daha iyi hatırladığını, isimleri unutanların da simaları uzun süre hafızada tutabildiklerini görürsünüz. Burada bir ne o trade-off diyorlar ne onun Türkçesi şeyi. Kar zarar hesabı var netice itibariyle. Ve beyin iyi olduğu tarafla kötü olduğu tarafın eksiklerini kapatmaya çalışıyor. Orada biraz daha iyi oluyor tabiri caizse. Dolayısıyla ben genellikle insanlara şunu öneriyorum. Başta kendim olmak üzere. Mesela benim gibi tanışırken yüzleri zihninize kazıyıp da sonra isimleri hatırlayamıyorsanız yüzleri tanıma özelliğiniz üzerinden dünyayı kodlamanın yollarını arayın. Bunu daha iyi kullanmanın yollarını arayın. Siz de zaten zayıf olan işte isim hatırlama gibi bir yeteneğe ekstra bilişsel kaynak harcayacağınıza biraz daha iyi olduğunuz yerde hani mükemmele doğru ilerlemeyi deneyin. Aynı şekilde zihninde sürekli verbal olarak, sözel olarak konuşma yapan insanların da yazmak gibi, konuşmak gibi cümleler, işte felsefi düşünmeler, cümle yapılı
düşünce çatıları kurmak gibi işlerde daha mahir olabilme ihtimalleri yüksek. Dolayısıyla böyle bir metodoloji geliştirip onun üzerine gitmelerini tavsiye ederim. Mesela ben çok fazla iç sesi olmayan bir insanım. Ben genellikle tahayyül üzerine, görsel hayal üzerine yaşarım. Ama etrafımda kendi kendileriyle sohbet eden insanların büyük bir çoğunluğunun hem dil, hem yazma, hem bununla alakalı konularda bir tık daha kabiliyetli olma potansiyelleri olduğunu görüyorum. Dediğim gibi bilimsel olarak karanlık bir konu. Sözde az konuşacaktım ama çok konuştum. Netice itibariyle anormal bir durum yok. Ya Allah da bana işte böyle vermiş. Ne yapayım? Sen verince konuşuyorum. Tamamen normal. Fakat bunu bir takıntı haline getirirseniz her türlü zihinsel işlevde olduğu gibi odağınız oraya kayacağından abartabilirsiniz. Takıntı yapılacak bir mevzu yok. Rahatınıza bakın. Demek sizin zihniniz böyle çalışıyor. Sera ve Mehmet, sohbete devam. Hocam şimdi bunu konuşunca ister istemez aklıma House MD'de bir bölüm vardı. Sizin hani sonradan getirdiğiniz noktada bir tane rahatsızlığı olan adam var. Tam hatırlamıyorum ama iki karakterli olan bir insandı. Mesela normalde bakıyorsunuz değerlerinde sıkıntı yok. Geceleyin işte bir şey oluyor. Onun uyaran şeyleri yaptıklarında beyninde tümör ortaya çıkıyor ve o insan davranmaya başlıyor. Evet. Ve o diğer içindeki ikinci karakteri tedavi ediyorlardı ve düzeliyordu. Böyle bir şey var mı? Bu tamamıyla hani dizi içerisindeki bir hani bilim kurgu mu diyeyim yani. Evet, şimdi bu çokluk kişilik bozukluğu sinemada mesela çok popüler bir şey. İşte Dr. Jekyll, Mr. Hyde'den beri. Bu çok işleniyor ve insanların çoğu bunun var olduğuna emin. Yani birileri böyle çok karakterli. İşte şizofrenler hep böyle olurmuş falan filan gibi bir şey var. Halbuki ilginç bir şekilde psikiyatri literatürüne baktığımızda klinik olarak bu şekilde belgelenmiş bir tane bile vaka yok. Yani bilmiyoruz biz böyle bir şey. Fakat özellikle şizofrenide halüsinasyonlar yani sanrılar, olmayan kişileri, olayları görme, gerçekle hayali birbirine karıştırma gibi durumlar zannediyoruz ki böyle bir aşırı yorumla insanların çok karakterli olması gibi bir şeye işaret ediyor gibi. Özellikle bu en son işte Shyamalan'ın yaptığı şu neydi o bir tane? Glass mıydı acaba? Glass'tan bir önceki o işte çok şekil karakter değiştiren bir abi. Oradaki karakterin aşırı abartı noktasının en uç noktası olduğunu söyleyebilirim. Yani aşırı abartının en uç çünkü orada fiziksel bir değişiklik de oluşuyordu. Mesela birçok placebo vesaire ile ilgili kitapları okuduğunuzda karakterlerden bir tanesi şeker hastası olduğu için kişi o karaktere geçtiğinde bir anda işte insülin salgısı duruyor, şeker metabolizmasında sorun yaşıyor. Bir başka karaktere geçtiğinde efendim gücü anormal artıyor da şeker hastalığı ortadan kalkıyor gibi. Bildiğim kadarıyla, bu arada videonun altındaki yorumlar biliyorsunuz herkese açık. Özellikle psikiyatrist arkadaşlarım, bu konuda uzman olan arkadaşlarım. Benim haberimin olmadığı ve benim görüştüğüm psikiyatrist arkadaşların da bilmediği vakalar varsa, özellikle literatüre geçen, ben gördüm tarz değil de literatüre geçmiş, yayınlanmış bir vaka varsa öğrenmekten çok mutlu olurum ama bildiğim kadarıyla bu kadar eğlenceli vakalar pek fazla yok. Zaten gerçek dünya o kadar da fazla hani filmler gibi beklenmedik şeyler yapmıyor yani gibi düşünüyorum.